Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, bugün de Bursa'nın İnegöl ilçesinin Süpürte Mahallesi'nden programımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün iki ortak arkadaş bu işletmemize geldik ve onlar kendileri hayvancılıkla uğraşıyorlar. Anneleri de yardım ediyor ve kendisilerinden bugün değerli bilgilerini alacağız. Hüseyin Bey. Evet. Erdem Bey ile beraber programımızı gerçekleştireceğiz. Buyurun. Öncelikle bizi kabul ettiniz. Hem Çiftçi TV adına hem de kendi adıma teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz Sehan Hanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz ekibimize ve çok sevindik geldiğiniz için. Allah razı olsun, eksik olmayın. Biz gördüğünüz gibi çiftçilik yapıyoruz, koyunculuk yapıyoruz. Evet. Her zaman olduğu gibi genç çiftçiyiz. Hı hı. Severek yapıyoruz işimizi. Evet. Hani damızlığımız iyi, koyunlarımız iyi, kuzularımız iyi, ikizlik oranımız iyi. Evet. Hani yarı meracılık, yarı evde bakıyoruz. Hem meraya dayalı hem eve. Tabii ki, tabii ki. En sağlıklı bir yetiştiricilik de var. Tabii tabii. Hem arpa ekiyoruz yaymak için. Hı hı. Ekstra yonca ekiyoruz. Hani yem kendimizden, tarlalarımız var. Kaba yemi hep kendimizden, yani dışarıdan yem almıyoruz. Peki Hüseyin Bey, hayvanlarınız ne ırk? Hayvanlarımız, Seher Hanım, hayvanlarımız genellikle Yolova, Tayrova ırkıdır. Ondan başka biz değiştirmiyoruz. Çünkü bu ırk bizim buralara geliyor. Bizim buralara tutulan bir ırk. Yamaç engebeli arazi olduğu için. Tabii ki bizim ovamız da var, köyümüzün bayırımız da var. Evet. O yüzden bu koyunun her iki tarafa da geliyor. 70 adet koyunum var. Koyunlarım yarısı doğum yaptı, yarısı doğum yapacak. İkizlik oranımız çok güzel. Şu siyah kuzularınız var. Erdem Bey'in kucağında da yeni doğmuş o. Evet, evet. Annesi bağırıp duruyor. Evet. O siyah kuzularımız, karakoç onlara saldık. O yüzden genellikle kuzularımız siyah çıkıyor. Onlar ne ırk oluyor? Onlar da Yolova. Yolova. Yolova ırkı ama çok güzel bir ırk. Evet. Çok güzel kilo basıyor. İkizlik oranı çok güzel. Görüyorsunuz hep ikiz koyunlarımız. Evet, maşallah. Hani salları güzel oluyor. Ama koyunlarınızın kondisyonu çok iyi. Sözünüzü balla kestim. Bir de gördüğüm kadarıyla sakız, tarova, sönmez ırkınız var. Evet, o koçumuzu yeni aldık. Evet. Kara koçumu sattım, bu koçumuzu yeni aldık. Tayrova oluyor bu da. Yarım kabak diye geçiyor. Evet. Bir de böyle denelim dedik Seher Hanım. Gerçekten ama çok güzel. Teşekkür ederim. Koçunuz Tayrova kırması sanırım. Evet, evet, kırma. Evet. Yarım boynuz diye geçiyor. Evet. O kaç yaşında koçumuz? Daha bu 1 yaşında toklu diye geçiyor. Hı-hı. Daha ben de birinci salım olacak yani. Evet. Koyuna saldım ben. Ama koyunlarınıza baktığınız aşikar. Tabii ki. Çok koyunlarımız, güzel bakımlı. Sözünüzü kesiyorum, çok genç koyunlarımız. Ben bunları Hı-hı. kuzu aldım. Öyle başladık yani biz bu işe. Evet. Baktığımda hayvanlar hem genç hem de kuzulu olmalarına rağmen kondisyonları çok iyi. Bakımları olduğu, tabii ki, tabii ki Seher üzerine eğilimin, üzerine ilgi alakanın verildiği evet. göz ardı edilemez. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hayvanlarınızı evet. yaylıma çıkarıyor musunuz böyle havalarda? Tabii ki, tabii ki. Her zaman çıkarıyoruz. Donlu havalarda? Hayır. Çıkmıyor. Donlu havalarda sabahleyin yonca ya da arpa. Hani don kalkana kadar koyunumuz salmıyoruz. Evet. Don kalktıktan sonra hava durumuna göre hayvanlarımızı salıyoruz. Hayvan kıra gittiği için biz hastalığını da anlıyoruz. Ne bileyim, sayada anlayamıyoruz ahılda. Ama kırda daha güzel anlaşılıyor. Hastalığı olsun, ne bileyim, her konuda. Meracılık bizim için olmazsa olmaz. Meraya gittiği zaman hayvanın teşhis, tedavisi daha... Evet, daha iyi anlaşılıyor. Kendini gösteriyor hayvan. Hastaysa geride kalıyor. Hani her türlü anlaşılıyor yani. O yüzden biz meracılığı olmazsa olmazımız. Zaten küçükbaş hayvancılığı bildiğiniz kadarıyla meraya dayalı, dayalı bir tabii hayvancılık ki, tabii, şekli. Tabii ki, tabii ki. Ama besi alındığında kapalı entensif olaraktan yapılıyor. Evet. Besi olduğu zaman kuzularda kesimde. Evet. Kuzularınız maşallah çok güzel. Doğumlarınız evet. yeni mi başladı, bunlar ikinci ürünler mi? Bunlar... Şöyle diyeyim, benim koyunum yarısı süngerleme yaptırdım ben. 30 koyunuma. Onların kuzularını sattım. Onlar bir daha gebe. Koyunlar burada, o gebe koyunlar. Bunlar da sonra kalan koyunlarım. Hani sonraya kalan koyunlar. Birinci ürünün son postası. Evet, birinci ürünün son postası. Ben kuzumu sattım. Büyük kuzumu verdik. Peki süngerlemeyi nasıl yaptınız Hüseyin Bey? Süngerlemeyi... Bununla ilgili de yarın çeşitli izleyicilerimizi bilgilendirelim. Süngerlemeyi ben nasıl yaptım? Koyunlarım keyfi iyiydi. Deneyeyim dedim. Bir arkadaşım da önerdi. Bursa'dan birlik amacıyla arkadaşım geldi.
sünger yaptık. 25 koyun yaptım. 17 tanesi şey yaptı, tuttu. 17 koyundan ben 27 kuzu aldım. İkizlik oranım çok iyi oldu. Hani memnun kaldım ama çok telaşeli yani. Koç bulduk onlara, ne bileyim ailecek gittik geldik. Çünkü 5-6 tane koç gerekiyor. Onları ayırdık. Biraz meşakkatli diyorsunuz. Çok meşakkatli. Evet. Hani kolay değil yani. Memnun kaldım. Hani güzel de para kazandım. Şu an bir daha gebeler. Ama şu an sünger değil. Normal dolaşım. Keyfine göre evet. Peki Hüseyin Bey, normal dolaşım mı iyi, süngerlememin sonucunda mı benim iyi? İkisinin de farklı yönleri var Serhan Hanım. Süngerleme yapıldığı anda kuzuların hepsi bir anda doğuyor. Mesela bir hafta içinde doğum bitiyor. Kuzu da ona göre büyüyor. Ama normal doğumda çok şeyli oluyor. Mesela 2 ay önce de doğuyor, 1 ay sonra da. Çok karışık oluyor yani. O açıdan kötü. Yani meşakkatli oluyor. Evet. Hem kuzu süngerleme şöyle iyi, hepsi güzel oluyor yani. Bir kalender. Oluyor. Bir kalem oluyor. Bir kuzlara. Kalender oluyor. Tabii. Süngerleme de çünkü bir anda alıyor, bir aşım anda çıkıyor ama... Evet. Evet, bazı üreticilerimiz süngerleme esnasında rahime enfeksiyon kaptırıyorlar. Bizde öyle bir şey olmadı. Ya uygulama şekline göre. Çünkü orada dezenfekte, şart, ellerin hijyenikliği. Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle bunlarda çok dikkat edilmesi gereken işin püf noktaları. Enfeksiyon kaptırmışlar. Rahim iltihatması dediğimiz metritis şekillenmiş. Evet, evet Serhan. Orada eğer nodül dediğimiz hani rahimde kalıntı kalıyorsa doğumdan sonra bir sonraki gebe kalma döneminde koyunda aksamalar çıkıyor ortaya. Evet Serhan. O da ne yapıyor hayvanın? Koç almasını geciktiriyor, döl verimini etkiliyor. Tabii, tabii, tabii. Yani hepsi birbirine aslında zincirleme bağlı. Küçücük bir püf noktasını göz ardı ettiğiniz zaman büyük sebeplere yol açıyor. Sorunlar açıyor. Ondan sonrasında şekillendiğinde üretici diyor ki benim hayvanım gebe kalmadı, enfeksiyon oldu, döl tutmadı. Evet. Bu sadece küçük başlı değil, büyük başlı da aynı şey baş evet. gösteriyor. Ama siz bunları yapmışsınız çok çok iyi. Çok biz de ama temiz memnun yaptık kaldık. İşimizi. Memnun kaldık. Evet. Temiz yaptık işimizi. Demek ki bundan da memnun kaldınız ki memnuniyetinizi belirtiyorsunuz. Tabii ki tabii ki tabii ki. Ama hijyenik yaptıysanız. Evet çok hijyenik yaptık. Temiz bu çok yaptık önemli. İşimizi. Yani onu takıp çıkarmadı çünkü çok üreticilerimiz bu konuda en çok hatayı burada evet, yapıyor. Evet. Bir de koç seçimleri çok önemli. Burada da ben bunu bahsedeceğim. Evet. Damızlık koç seçimlerinde hayvanın kan derecesi saf olacak. Tabii tabii. Ve döl verimin yüksek olması bunlar önemli. Oradaki faktörü de etkiliyor. Tabii çok ki etkiliyor. Dişiden ürüyor hayvan. Evet. Dişiden ürüyor ama ne kadar çok koyun gebe kalma döneminde yavru atarsa koçta tutumunda onu etkiliyor ama eğer koç da iyi verimliyse tabii ki kuzu da ona göre çıkıyor. Onu kuzu ona göre doğum oluyor. Evet. Mesela bu gördüğümüz kuzu gibi. Evet. Annesi de onu gelip evet, alacağım evet. diyor. Onu arıyor. Buyur. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Ay maşallah. Korkuyor da. Serhan Hanım bu kuzumuz daha akşam üzeri doğdu. O yüzden annesi evet. ona çok arıyor. Hı hı. Ama şimdi biz bunlara baktığımızda biz bunları Tayrova olarak değerlendiriyoruz. Şu sizin evet. gördüğünüz o alıcı kuzuları da okulda sönmez olarak değerlendiriyoruz. He. Baba Tayrova, evet. anne Sakız olduğunda sönmez ırkı. Yani sütçü bir ırk oluyor. Anlıyorum. Bizim de böyle kuzumuz doğdu. Benim koyunlarım Kıvırcık ve Tayrova ırkı. Anlıyorum. Baba Doğu Filiz Safkan, Doğu Filiz Koçtan. Evet. Böyle kuzum oldu aynısı. Benim sadece beyazı şu alnı da var. Bir de evet. kuyruğunda. Bir de ayaklarında, bileklerinde havalları var. Yok benim sadece koç babalarında öyleydi. Evet. Babasında şeyinde vardı kuyruğunda. Hı-hı. Hepsinin öyledir Seyhan Hanım. Evet. Hani bir tane alıcı olma şeyi yok yani. Hepsi kafasıyla bir de kuyruğunda vardır. Evet. Ama verim oranlarında onlarda da çok iyi. Evet. Bu koyunlarda da süt bazında da çok iyi verim veriyor. Ben Serhan Hanım bir de şunu söylemek istiyorum. Ben koyunlarımdan her konuda çok memnunum. Hani meracılık konusunda da evde de baksak bu koyuna bizim meraya uygun bir koyun. Ama bir sakız koyunu yani İzmir koyunu tabir edilen sakız koyunu bizim buraya Hı. gelmiyor. İklimimiz soğuk biliyorsunuz. Evet. Üşüyor koyun. Kuzusu da üşüyor. Ama bizim bu kıvırcık koyunu öyle değil. Her şarta geliyor. Yavalı ırkı dayanıklı. Engebeli arazide evet. dayanıklı. Ama siz kırma yaparaktan onu dayanıklı hale getirmişsiniz. Evet evet kırma yapıyoruz. Böyle de iyi oluyor yani. Aslında hocalarımız bunu da üniversitelerde yapıyoruz biz melezleme çalışmalarında. Evet. Yerli ırklarla saf ırklar dayanıksız oluyor.
hıyarlıklarla melezleme yapıldığında dayanıklı hale getiriliyor. Anlıyorum. İkisinden de alıyor. Şimdi şimdi üniversitedeki hocamızın ifadesi şu, bir de Tarım Bakanlığı ıslah projeleri yapan hocamın. Evet. Yerli ırklarla melezlemede safırlıkları eşleştirmelerde yaptığında dayanıklılığı artırıyor. Bir de şu var. Evet. Eğer hocamız ifadesinde şunu ediyor ki, kızım diyor, siz diyor safırkı diyor yamaç araziye getiremezsiniz. Engebeli araziye. Evet, evet. O da düzlük arazi olacak. Hemen evet, rahat çıkacak. Olacak. Damlardan, ahırlardan diyor hemen otlayacak, tekrar geri dönecek. Anlıyorum. Hani bu etlik piliç tohumlar oluyor böyle. Aynen. Aynen onlar gibi. Nazik oluyor ama biraz. Diyor dayanıklı hale getirmek için ırkı melezleme yapıp evet. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ama diyor eğer safırkı koç verirken melezleme uygun ırklar seçerseniz evet. Her ırkta melezlemede kullanabilirsiniz diyor. Tabii ki, tabii ki. Hem koçun kuzuya döl verimini geçirgenliği. Onu genlerine aktarabilmesi çok önemli. Anladım. Üreticilerimiz de buradan çok koç seçiminde bocalıyorlar. Biraz orada anlıyorum. Şüpheye düşüyorlar. Eğer sürümüze iyi bir ırk elde etmek istiyorsak, iyi bir yapacaksak iyi bir yerden koç alacağız. Evet, önemli olan elit koç. Sürüden, seceli yerlerden ve verimimizi orada deneyeceğiz. Anlıyorum. Onu sadece deneyerek görebiliriz. Tabii tabii. Hani dışarıdan işte mutlaka. Ben koç alacağım demeyle ağızdan olmuyor. Ağızdan dolma laflarla olmuyor. Bu işi yapacaksın. Orada deneyecek. Bir yıl, iki yıl ne kadarsa tutacaksa sürüsünde. Evet, ondan sonra bakacak. Görecek. Ona göre üretimini o yönde devam edecek. Anlıyorum. Veya anlıyorum. Memnun kalmayacaksa. Üretici etçil yapısı yapacaksa, etçil bazında, sütçül yapacaksa süt bazında bunu yapması gerekiyor. Tabii ama ki. Üreticimiz damızlı, etçili ve besiyi hepsi birbirine karıştırıyor. Karıştırıyor. Sonra diyor ki içerisinden çıkılmaz hale getiriyorum. Bunu ayırt ederek ayıklama, seleksiyon dediğimiz yaparsa daha iyi olur. Mutlaka. Bir de üreticiler çok önemli burada rica ediyorum, altını çizerek söylüyorum. Kayıt altında tutsunlar üretimlerinde. Mesela siz doğumlarınızı kayıt altında tutabilirsiniz eğer damızlık yapacaksınız tabii ki, işletmenizde. Tabii ki, küpe taktırıyoruz hepsini. Ondan sonra aşılamalarında, parazitler uygulamalarda, koruyucu kimlik aşılarında evet. Bu size yol gösterici olacaktır. Mutlaka. Takip çok önemli. Bir veteriner hekim geldiğinde gerek birlikten veya iç atarımda evet. Ne zaman aşıları yapıldı? İşte şu vakitte yapıldı. Şu tarihte. Veteriner hekime diyeceksiniz. İşte veteriner hekimim şu zamanda yapıldı. Evet. Şu zamanda uygulamamızı yaptık. Diye devam ettiğinde size yol gösterici, aydınlatıcı olacak ve tabii veya ki. Daha iyi verimler almanızı da sağlayacak. Mutlaka Serhan Hanım, takip çok önemli. Zayiatın önümüze geçmemiz için de bunun yapılması gerekiyor. Mutlaka. Bir önceki çekimimizdeki abimiz yapmadım diyor. Ne yapacak? Kendisine zarar. Kendisi kaybeder. Yaparsa yine kendi kazacak. Tabii ki, tabii ki. Kazanıp ve kaybetmek de üreticinin kendi elinde. Evet Serhan. Uygulama yaparsanız, burada uygulamayı ben yaptım, yazdım. Anlıyorum. Sizin artınız olacak. Siz kazanacaksınız. Mutlaka, mutlaka. Yapmazsanız çünkü üretici yine biziz. Siz kaybedeceksiniz. Biz ben yaparsam ben kazanacağım. Ben yapmazsam yine ben kaybedeceğim. Mutlaka, mutlaka. Ben de üreticiyim. Benim için aynı şey geçerli. Anlıyorum. Ama üreticilerimiz kulaktan dolma bilgilerle kara düzen, geyişi güzel yapıyorlar. Biz de önceden öyle yapıyorduk. Rastgele saldım çayırağı, mevlam kayırağı ama hayır, öyle olmuyor. Olmuyor. Evet. Her şeyle birebir ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki. Merada hayvanın ne olduğunu görüyorsunuz. Biz de mesela çıkarıyoruz. Mutlaka. Ayağına cam kremi batmış. Evet. Yani alkol kullanıyorlar. Oraya evet. Gelenler atıyorlar. Kırıyorlar. Pislik poşet girmiş, atıyorlar. Girmiş, o kesmiş ayağı. İçine cam kırıkları dolmuş. Ablam mutlaka. İnce uçlu, sivri uçlu bıçakla çıkarttırdı. Kırıttıra kırıttıra oluyor evet, camı. Bizde de çok yaşıyor Seher Hanım. Ondan sonra işte o hayvanın oradaki o aksamın olduğunu anlıyorum. Arazide giderken görüyorsunuz. Mutlaka. Damın içerisinde iki adım gezmeyle fark edilmiyor. Fark edilmiyor. Evet. Orada memede mi bir sorun var? Ayakta mı var? Mutlaka. Başka bir yerinde mi var? Yoksa yem otluyor mu, otlamıyor evet, mu? İşkembeyle ilgili bir metabolizme ile ilgili bir sorun size. Mu var? Çok haklısınız. Ondan sonra üretici anlamıyor. Benim koyunum yem yemiyor. Benim koyunum şu oldu, benim hayvanım bu oldu. Evet. Ama sebebi belli ne? Değil. İnsanlarda bile ölüm bir sebebe bağlı. Bir kaza oluyor, bir hastalık oluyor, tabii bir ki. Şey oluyor. Ama sebepsiz değildir. Hiçbir oradaki şey. İlk önce de üreticimiz kendine suçu aramadan karşı tarafa yapıyor. Yanlış. Bu olmadı, bu gitmedi. Ama sen yaptın mı? Yapmadım. Ama kahve önünde
oturuyorsun. Keyif çatıyorsun. Aynen. Ya hayvanın orada bakılacak duruyor. Hayır olmaz. Öyle bu koyunculuk işte Seher Hanım bir de şöyle bir şey var. Bu içeriden gelecek. Evet. Yani daha ineği, keçiyi şunu bunu bilmem de bu koyunculuk içeriden severek yapacaksın ki. Öyle bundan bir şey kazanasın. Yoksa bu işi severek yapmayan insan bu işten kazanamaz. Evet. Çünkü bu iş kolay bir iş değil. Can bu. Biz bu işi abimle beraber ufaklıktan beri yapıyoruz. Bu işin ustası olduk diyebiliriz yani. Evet. Çocukluktan beri koyunun evet. içindeyiz. Buyurun. Buyurun Erdem Bey. Yani çocukluktan beri kardeşimle birlikte koyunun içindeyiz. İçeriden merak ediyor, bırakamıyorsunuz. Alışmış bir evet. defa. Bir de üzerine sevgiyi verdiniz de hayvana onu geri daha alıyorsunuz. Da. Tabii ki, tabii ki. Hayvan size karşılığını veriyor. Veriyor. Ama her şey de aynı. Bir meyveye de aynı şekilde bakım yapın. Ya da bir sebze ekin. Evet. Yaptınız da verim aldınız da ona kazar sağlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gelecek yıla tekrardan ekip yapmak istiyorsunuz. Evet. 10 dönüm armudum varsa 15'i çıkarayım diyorsunuz. Evet. Veya şeftaliniz varsa kazar sağlıyorsanız onu daha fazla çıkarayım evet. diyorsunuz. Harmanı da aynı şekilde. Evet. 50 ise 60 yapayım diyorsunuz. Evet. Yukarı yüzde doğru çıksın diyorsunuz. Evet. Evet. Buyurun Erdem Bey. Sözünüzü almak istiyorum. Özür dilerim. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hı-hı. Mesleğimiz bu. Evet. Severek yapıyoruz. Evet, severek yapıyoruz. Bunun yanında da başka işle meşgul oluyor musunuz Erdem Bey? Ya bunun yanında çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Ay çekirdeği, arpa, buğday. Evet. Öyle devam ettiriyoruz hayatımızı. Çok. Evet. Tarımsal üretimde de var yani. Tabii ki. Üretmeye devam. Üretmeye devam. Hayvanlarda peki yem bitkisi ekiyor musunuz? Hayvanlara yem bitkisi ekiyoruz. Yoncamız var. Yulaf ekiyoruz. Fiy var. Evet. Arpa, evet. buğday. Arpa, buğday. Yani hepsini değerlendiriyoruz hayvanlarımıza. Peki burada da çok üreticilerimiz hani nasıl diyeyim? Arada kalıyor. Üreticilerimiz diyor ki her şeyi hazır alıyoruz Seher Hanım ama kendi üretimimizi yaptığımızda rasyonumuzu hazırlayamıyoruz. Yani yem rasyonlarımızı. Peki siz nasıl hazırlıyorsunuz yemlerinizi? Nasıl veriyorsunuz hayvanlara? Kurutup da mı, karıştırarak mı? Nasıl veriyorsunuz? Seher Hanım, biz şöyle yoncamızı balya mesela böyle yoncamıza tarakları açıyoruz. Kuzuya kuzu yoncası veriyoruz. Daha böyle yoncalı, ipek gibi yoncalar veriyoruz. Daha güzel yiyorlar. Evet. Koyunumuzda mesela bezelye var. Şu an meşhur. Onun tohumu var. Onu çok güzel yiyorlar. Yem bezelyesi. Tabii ki, tabii ki. Ondan ekiyoruz. Bir de araka diyorlar hani bu ondan yeşil tarafı çok fazla evet, veriyor. Hanım. Hani bizim şu koyunumuz hepsini yiyor. Pancar, silaj. Hani hepsini biz bu koyuna tattırıyoruz. Bunu siz yem karma makinesinde mi kırıyorsunuz Hüseyin Bey? Yem karma makinesi şu an yok. Ama genelde yem kırıp veriyoruz, karmadan da veriyoruz. Ama bizim arpamız bol olduğundan gereksinim duyulmuyor yani. Bol verdiğimiz için hayvanlara önlerinde bile kalıyor yani. Mesela samanın üzerine böyle yaydınız yemlikleri. Üzerine evet. arpayı mı döküyorsunuz? Yoksa içinde harmanla karıştırıyor musunuz? Arada harmanlıyoruz. Arada hayvanlarımız kırda doyduğu için fazla vermiyoruz. Yonca ile geçiştiriyoruz. Evet. Yani kırda hayvanlarımız doyuyor. Arpa, halaza ektik. Biz arpa diyoruz. Onlar da güdüyoruz hayvanımızı. Tarlalarımızda güdüyoruz. Yonca tarlalarımız var. Tok geldiler mi ona göre yem veriyoruz. Ama kar olup da çıkmadılar mı tabii ki karıyoruz, bol yem veriyoruz. Evet. Hepsinden bol bol veriyoruz. Slash falan veriyorum dediniz küspe. Gebelerinize veriyor musunuz Hüseyin Bey? Az veriyoruz. Kuzulu koyunlarımıza veriyoruz. Çok güzel süt yapıyor. Pancar küspesi. Çünkü hocalarımız da gebeleri de önermiyor. Evet. Doğumdan gebelere sonra verilebilir. Nadir veriyoruz. Genelde yonca, arpa. Evet. O şekilde şey yapıyoruz. Yem veriyoruz. Kuzularınızı besiye dediniz Hüseyin Bey. Besiye aldığınızda ne tür yemler veriyorsunuz? Veya kaç aylıkken sütten bırakınca besiye alınıyor? Şöyle Seher Hanım, 2,5-3 aylıkken ben kuzuyu ayırıyorum. Yani yem yemeye başlıyor. Kendini kurtarmış diyoruz biz ona. Biz ona artık arpa, yonca, ne bileyim yem dışarıdan alıyoruz. Besiyem var, markasını vermeyeyim. Ondan veriyoruz. Kuzularımızı biz 20-25 kilo yaptırıyoruz. Bu kaç ayda oluyor? Bu 3-3,5 ayda o kiloya geliyor kuzu. Evet. Hani 20-25 kiloya geliyor. O da güzel para topluyor yani. Peki günde kaç ön yemleme yapıyorsunuz besledeki kuzularda? Şöyle bir şey. Otomatik yemliğimiz var. Önlerin hep yem duruyor. Devamlı. Ama genelde 3 öğün. Sabah, öğle, akşam. Hani önlerinde yoksa yine veriyoruz, dayanamıyoruz. Bir de şunu soruyor çok üreticimizden bu yönde soru geliyor. Mesela günlük kuzu başına kaç miktar oranda kuzu başına yem geliyor?
Seher Hanım, onu tam bilemeyeceğim de biz yani dediğim gibi otomatik yemliğe döküyoruz. İstediği kadar yiyorsunuz. İstediği kadar bol bol yiyor kuzu. Hani ben doydum diyene kadar yiyor. Gık diyene kadar. Tabii gık diyene kadar yiyor. Evet. Hani o yüzden de kuzu olcum diyor yani. Hı hı. Acıktıkça gidiyor otomatik yemlikten yemini yiyor. Evet. Yatıyor, suyunu içiyor. O şekilde keyfini sürüyor. İşin püf noktasını sorayım. Karma aşıyı yaptırıyor musunuz? Tabii ki. Koruyucu kimlik aşılarına. Hepsini yaptırıyoruz. Karma, çiçek aşısı. Kuzulara? Kuzulara eğer satmadıysak yaptırıyoruz. Şimdi besiye almadan önce üreticilerimiz karma aşıyı yaptırmıyor. Karma aşıyı yaptırmadığı zaman da besi yönlü hayvanlarda genelde endotoksemi çok fazla gözüküyor. Evet. Hani bu koyunda olsun veya kuzularda da aynı şekilde. Çünkü üreticimizin biri yazmış. Messenger'dan, Seher Hanım benim hayvanlarım çok zayiat ediyorum Ankara'dan. Evet. Yazmış Şerefli Kıçırsar'dan. Vermiş kuzuya yemi, sabah bir bakıyor ki ölmüş. Nasıl aşı ölüyor ki? Bakın şimdi Clostridium enfeksiyonu dediğimiz enfeksiyonlar var. Evet, bunlar anaerob bakteriler yapıyor. Clostridium bakterisi anaerob bir bakteri. O oksijensiz ortamda bile vücutta yaşayabiliyor. Zaten o vücudumuzda bizim mevcut. İnsanlar da aynı şekilde. Evet Seher Hanım. Bu ne oluyor? Siz beslendiniz. Bu ne yaptı? Ortaya çıkıyor. Ortaya çıkınca da ne yapıyor? Beslendiğinde kendine yaşam alanı buluyor. Diyor ki ben toksin salgılayayım. Toksemiye sebebiyet vereyim. Sabah akşamdan baktınız koyun sapa sağlam. Sabah bir bakıyorsunuz ölüsünü bulmuş. Çok kötü bir şey. Bağırsaklar kızarık ve su dolu olmuş oluyor. Anlıyorum, anlıyorum. Koruyucu aşı yaptığınız zaman ne oluyor? İmmün, bağışık sistemi. Onu kuvvetleniyor. Kuvvetleniyor. Yani ona karşılık bunu yenmiş oluyor. Bizim tabii şimdi... Ya. O bakterinin içinde tetanoz bakterisi de var. Bir yerimiz kesildiği zaman biz tetanoz aşısı oluyoruz değil mutlaka, mi? Mutlaka mutlaka. Aşı olmayalım ne olur? Tabii. Allah korusun. Allah korusun. Ne oluyor vücudumuz aşıyla? Konuyor. Bağışıklık kazanıyor. Tabii bağışıklık kazanıyor, konuyor. Aynı bu şey koyun da böyle. Aynı da böyle yani. İşte bu bakterilerin içerisinde tetanoz, gangren bakterileri var. Hani biz gangrenleşmeye karşı, tetanoza karşı gidip tetanoz aşısı oluyoruz. Mutlaka. Hani bir diyelim köpek asırıyor gidip kuduz aşısı oluruz. Niye? Tabii ki, tabii ki. O virüse karşı, virüs karşı bağışıklık kazanalım diye. Önlem. İşte bu da hayvanlarda ne yapıyoruz? Ben örnek veriyorum ki bu şekilde. Anlıyorum, anlıyorum. Ne yapıyoruz? Hayvanlarda koruma altına alıyoruz, bağışıklığını kuvvetlendireceğiz. Sonrasında da yoğun yemleme yaparak ama yemi de hemen birden vermeyeceğiz. Tabii ki. İlk önce belli alıştıra. 15 güne kadar belli bir periyotta. Evet. Az miktar. Aynen. Mesela diyelim 50 gramla başlayıp 250-300 gramda yapacağız. Sonrasında fazlalaştırarak günlük 500 grama çıkarız. Ama bir öğünde değil, bunu bir yarımını bir öğünde, diğer bir yarısını akşamleyin ikinci öğünde vereceğiz. Üreticilerimiz ne yapıyor? Ben bir daha dayandım. Bu değildir. Kesinlikle. Ölümler gerçek. Vereyim. Ve Seher Hanım bu koçumu bıraktım ben. Sözünüzü kesiyorum. Kara koçum kustu şu. Şu kuzumu bıraktım ben. Kıyamadım satmaya. Bunların eşleri, kardeşleri hep gitti. Şu kuşu kıyamadım ben. Bunu damızlık bıraktım. Ekstra. Tabii ki olabilir. Oradaki verimi uygulamadan göremezsiniz. Uyguladıktan sonra işte kendi Hanım, gösterecektir. Ama annesi varsa orada tamam, tehlikeli. Tamam onu değiştireceğim. Annesini çıkaracağım. İşte bir başka sürüyle oraya koç alana kadar orada bırakabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz mesela. Önlemler yapacağız. Bıraktığımız zaman biz annesini... Başka bir yere sürüyü, oradan koç alıyor, tekrardan düzüyor oraya. Tabii yani, ki, öyle bir işlem uygulayacağız. Diyelim, biraz tatile gönderiyoruz, evet, sonrasında evet, tatiller için tekrar öyle. Aynen, çünkü üreticiler sakatlıklar oluyor diyorlar. Mutlaka. Anne ve kardeşe veriyor veya babayı dişi kuzusuna veriyor, kızına aynen, veriyor. Doğru. Bir üretici yazıyordu ki, Seher Hanım ben saflaştıracağım, ne yapacaksınız? Babayla kızı eşleştireceğim. Bu saflaştırma değil, tabii, sizde tabii, ne saf mı olur diyecektim. Çünkü niyeden derseniz o sakat olacak. Tabii kanı saflaştırayım derken sakat olma ihtimali çok çok oranda üretim yüksek. Üretim düşecek bu sefer, üretim düşecek. Verim düşecek. Verim bir düşecek. De üreticiler diyor ki bizim çoğu kuzularımız belden aşağısı sakat oluyor, sakat Seher oluyor. Seher bizim başımıza geldi zamanın birinde ama koyunda değil keçide. Kendi oğlu aşım yapmış. Bir tanesi ikiz yaptı bu keçimiz, bir tanesi iyi doğdu, bir tanesi ayakları sakat doğdu. Hatta fazla ayaklı doğdu ve biz çok üzüldük.
Ondan sonra yani kendimizden bırakmadık ama bunu kıyamadığım için bıraktım. Yoksa ben hep dışarıdan koç alıyorum. İçinde kardeşleri ve annesi olmadıktan sonra diğerlerine tabii verilebilir. Tabii ki iniyoruz, çıkarıyoruz. Ekstra onu bıraktım işte, evet. Severek. İnşallah Rabbim yünü yütüğüne kadar bereketin artısı, soyunuz güzel eylesin, bereketli eylesin diyelim. Amin. Kırkımlarınızı ne zaman yapıyorsunuz Hüseyin'le? Biz kırkımımızı ovaya göre yapıyoruz. İki kere yapıyoruz. Nasıl ovaya göre? Yani ova köyler iki kere yapıyor. Evet. Bizde pıtrak biliyorsunuz. Evet. Ovada biz ovamız da var, pıtrak var gündenlerin içinde. Hı hı. Şimdi biz kırkım yapmazsak pıtrak bulaşıyor bunlara. Hırsız otu diyoruz. Evet. Onlar bulaşıyor. Ama bayır köyde, dağ köylerinde bu yok, pıtrak yok. Arazi bir de soğuk, bir kere yapıyorlar. Biz ova köye göre iki kere yapıyoruz. Peki ne zamanlar yapılıyor? Bir ilkbaharda yapıyoruz. Mayıs ayında. Mayıs'ın evet. İkinci haftası, ilk haftası. Bir de şeyde yapıyoruz. Ekim, kışa girirken yani. Daha Kasım aylarında falan. Evet. O zaman yapıyoruz. Hı hı. Yününü değerlendiriyor musunuz yapasına? Yününü değerlendiriyoruz ama çok da bir şey yok yani. Nasıl diyeyim? Parası yok. Para yapmıyor. Fazla para yapmıyor. Pek alıcı rağbet görmüyor yani. Evet. Karkasette iyi verim çıkarıyor dediniz. Bunda kazanç sağlanıyor, iyi. Dişi evet. Kuzuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Dişi kuzularımızı damızlık bırakıyoruz. Kendinize. Evet. Eğer ihtiyaç yoksa kestiriyoruz. Kestiriyoruz yani. Ya da damızlığa da veriyoruz. Hani her... Aslında ben dişi kesimine karşıyım. Damızlığa olacak gibi kuzuların dişi kesimine karşıyım. Ama damızlığa çıkmayacak. Küçük. Evet, evet. Ufalak. Ya genelde onlar aile. Evet, evet Seher Hanım. Genelde öyle oluyor. Bunları geçen sene bıraktım. Fark edersiniz. Bak kuyrukları hep Almandır bunlar. Evet. Bunlar hepsi cins. Bunları ben kıyamadım. Bunları bıraktım. Bunlar bu sene yavrulamayacak seneye Seher Hanım. Evet. Bunlar sonra toplu yani. Bozun. Toplu bazında. Toplu. Ama şunlar mesela. Sonra da nakire diyor ki üreticiler koyun varlığımız az. Evet. Para ediyor diye dişileri kesime veriyoruz. Sonra diyoruz ki hayvan varlığımız az oluyor. Dişiden bu hayvan ürüyor. Seher Hanım bir de ben şunu söylemek istiyorum. Siz diyorsunuz ya dişi kuzu bırakın. Bir de mera bu hayvanımız ne kadar kalabalık olsa o kadar zor oluyor. Evet. Çünkü bizim arazimiz ekiliyor. Tarımsal üretim mi var? Çok aşırı. Kuru tarım ama yani bu hayvana da yani bir çayırımız var. Peki bu meyve tarımı da yapılıyor mu burada? Meyvacılık az. Ama ay çekirdeği, buğday çok aşırı. Peki mera yasağı var mı? Var. bizim en önemlisi zaten mera yasağı. Evet. Bizde de var. Biz de aynı sorunla karşı karşıya. Hayvanlarımızı salamıyoruz meraya. Yasak. Korucu. Hiç mera arazisi yok mu köyde böyle yayılım arazileri? Var var. Çay var. Çayırımız var. Orada bayırlarda yerlerimiz var. Hani var da hani kısıtlıyorlar şöyle öyle söyleyeyim. Çok kısıtlıyorlar. Peki köyünüzde kaç baş adet sürü var böyle? Çok şöyle mu? Söyleyeyim. 15 sürü falan vardı geçen seneye kadar ama birkaç arkadaşımız sattı. Tek başına yapıyorlardı. O yüzden yapamadılar bu işi sattılar. Şu an 10 sürü koyuncumuz vardır. Evet. Arazi küçük olup da hani hayvan varlığı çoksa ondan da sıkıntı yaşanır. Mutlaka, çünkü hayvan başına yüz ölçüm sayısı çok az düşüyor. Bir de bizim dağda dağ meramız var. Orada kurt var bir de. O sorun var. Evet. Tabii ki. Yabani hayvanlar peki var, karşılaştığınız var, oluyor mu? Geçen sene aldı bir tane sene. Seher Hanım. Kaptırdınız. Tabii ki babam gidiyordu. Evet. Resmen kaçmıyorlar. Alışmışlar. Yani İnsanlardan kaçmıyorlar. Kaçmıyor. Tabii, hayvanın yani içine giriyor. Bursa'dan salmışlar. Bursa'dan mı salmış? Nereden belki salmışlar? Belki evcilleştirilmiş hayvanlardır. Ya da hayvanat bahçesinden mi gelmişler? Seher Hanım bunları öyle dediler. Bunları salmışlar. Bizim Bursa'dan. Evet. Salmışlar bunları. Bunlar aç kalınca kurt biliyorsunuz direkt koyunu alıyor. Bizim direkt de kaçmıyor. Çoban köpekleriniz yok mu Hüseyin Bey? Köpeğimiz öldü Seher Hanım. Bir arkadaşımızın köpekleri boğmuş. Öldürdü. O yüzden bakmıyorum köpek. Ama çobansız. Köpeksiz çoban olmaz. Bulacağım ki. Bir yerden. Vallahi, tabii tabii olmaz. Olmaz. Ama ben kendime güveniyorum. Öyle ama köpek haber verici ve hayvanın içgüdüsü olarak sahiplenici özelliğe sahip. Onlar sürünün çok güzel bir köpeğim vardı Seher Hanım da öldü işte. Ama mutlaka tabii bir tane bulacağım. Alınması gerekiyor çünkü mutlaka. Bakın sadece iki dört ayaklı kurtlar değil iki ayaklı çakallar da kurtlar da var. Evet, evet, evet. Onlara karşı da uyarıcı özelliği var. Benim de köpeklerime ziyan ettiler. Bir tanesini zehirlemişler, iki tanesini de kim vurduya gitti. Bir köpeği, iki tane kaldı, bir küçük palim. O evet, da evet. Haber veriyor, diğeri onun peşinden gidiyor ama en azından size haber verildiğinde kendisi
koruma altına alıyorsunuz. Evet, tedbir alıyorsunuz. Evet, mutlaka. Yani ne zaman tehlikenin ne zaman nereden geleceği belli olmaz. Burada köpek çobana arkadaş. Bir güvence yani. O onunla vakit o har dedi mi bir hav dese. Evet. Ona göre bakıyorsun. Ona göre tedbirinizi evet, alıyorsunuz. Tedbirini alıyorsun. Yani bir insan mı geliyor, bir hayvan mı geliyor, evet. Bir kurt mu, çakal mı var? Bizim mesela bir ninemiz var köyümüzde koyunculuk yapan. Onun koçu bize gecenin yarısında sürüden ayrılmış, bize karıştı. Biz de karanlıkta zannettik ki sürüye kurt ya da çakal dalıyor. El lambasını açtığımızda bir de baktık ki boynuzlu koça, boynuzlu koç. Sürüye girdik. Köpek haber veriyor. Köpek haber vermese belki de hiç haberimiz olmayacak. Hayvan geliyor, giriyor sürünün içerisine, koyun sürüsüne bulunca. Evet. Biz de onu diğer kendi koyunumuza aşın yapmasın diye elimizde başka bir iple bağladık. Hayırdır. Elimizde bağlı indirdik. İşte koyunlara aşım yapmaya tabii, uğraşıyor. Tabii ki. Tabii başka ki. Irk buyurdu. Siz de istemiyorsunuz tabii yapmasını. Biz de istemiyoruz aynen, aşım yapmasını. Köpeklerimiz de istemiyorsunuz. İtekleyerek evet, dışarıya evet. Çıkarıyorlar sürüyü. Ayırı, hemen ayırı. Geçenlerde de konuştuğumuzda gerçekten... Hayvanlar o kadar hisli bir hayvan ki belki konumuz koyunculuk, çoban köpeği üzerine değil ama köpek bile hayvan hisli. Çok hisli. Ve insanın yüz ifadesine göre iyi ya da kötüyü ayırt ediyor. O insanın karakterini ayırt evet, ediyor. Evet Selam çok ayırt ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Evet. Köpeğe siz bir şey yapmadığınız, taş atmadığınız sürece ya da dövmediğiniz sürece köpek bir şey yapmaz. Ama eğer köpeğe siz sopa vurursanız ya da taş atarsanız o köpek sizi unutmuyor. 5 sene de geçse... O işiniz o köpekle bitmiştir yani. Giremezsiniz. Kim öyle şeyler de yaşadık. Besliyor. Tabii kim besliyor? Evet. Bazı hayvanlar işte çok işte böyle nasıl diyeyim hisli. Çok bizim hisli köpeğimiz koyunları tek tek kontrol ediyor. Tek tek sayıyor. Tek tek onları yalıyor, evet, kokluyor. Evet, meraklı, hisli. Sonra dışkılarını yiyor. Hocama diyorum niye böyle yapıyor dedim. Yine tarım fuarında bu Kangal Aşkı'yı sunan program yapımcısı Şeref hocama da sordum. Evet. Şeref Alkan hocamıza. Dedi ki hayvanlar hislidir kızım ve dedi Amin. O kendi sürüsünü tanıyor ve kendi sürüsünü tanıdığı için dedi dışarıdan yabancı hayvan girdiğinde onu ayırt ediyor dedi. Aynen onu ayıklıyor mutlaka. Ve ona karşı dedi savunmaya geçiyor. Evet. Sürüsünü de koruyor dedi dış etkenlere karşı dış koruyor. Çevredekilere karşı savunmaya geçip koruyor dedi. Hisli demek hayvan. Ki hayvanlarda ama köpeğinde sürüde olmazsa olmazın olduğu mutlaka, aşikar. Mutlaka köpek şart. Genelde bayıra gidiyoruz. Tabii. Evet, için. Orman içerisinde ve mutlaka. Yabani hayatta çok aşırı. Yabani. Yani ne zaman çakalda karşılaşabilirsiniz? Mutlaka. Başka bir sürekli sayıyoruz ama yani sokak yani başıboş köpekler de saldırıyor. Onlar da saldırıyor. Aç kaldı mı? Bunu da söylüyorlar. Bir de bizim şöyle bir şey var. Belediye salıyor diyorlar başıboş evet. Köpekleri bazen çok fazla dolduğu zaman barınakta. Onları da salıyorlar. Onlar bile saldırıyor dedi denenler var. Aç kaldım saldırıyor Serhan. Evet. Haklısınız. Çok haklısınız. Yaşandı yani bu. Ay baş, onlar çünkü sahipsiz köpek. Başıboş köpek. Ama sahipli olan köpek, eğitilmiş bir köpek asla bunu yapmıyor. Ya, kesinlikle. Günlerce kesinlikle. De aç kalsa orada onu yemiyor. Ellemiyor. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle ellemiyor. İnşallah onu da burada sorunuzu gidermiş olursunuz ki İnşallah. Hem hayvanlarınızı zayiat etmiş önüne geçersiniz. Mutlaka. Oradaki merada alanında. İnşallah. Bu da böyle. Mesela bu beyaz koyunumuzun kara kuzuları oldu. Bak görüyorsunuz yani. Beyaz koyundan kara kuzu. Aynen. Millet şaşırıyor nasıl oldu. Bari bir tanesi annesine çeksin. Çekmiyor işte. Evet. Biz de bundan çok hoşluk duyuyoruz. Evet. Baba mı kara? Tabii ki. İşte baba ağırlıklı çekmiş Şu gelmiş. Gösterdiğim koçun babası babaları. Hı-hı. Onu ben bir arkadaşıma sattım. Verdim. Hı-hı. Ama çok kalite. Sizin köyden gelme koç demiştim. Evet. Benim koyunum da alacalı. Baba beyaz ama kuzu böyle çıktı. Hocama söylüyorum. Anneden de olabilir kaynaklanıyor. Babanın dedi kanında genetik özelliği evet. Varsa eğer dedi siyah doğu fezlik kanı varsa dedi oradan da geliyor olabilir dedi. Anlıyorum sen. Evet. İşte kandan geliyor. Bu da çok önemli. Kandan, evet. Her zaman için diyoruz ki damızlık seçiminde de kan saflığı derecesi, döl verimi çok bunlar önemli. Koyun için de aynı şey geçerli. Erkek koçlarda da aynı şey geçerli. Irklarımızı ama koyunumuz sürüsü zayıfsa döl verimi oraya iyi bir koç vererekten de oradaki verimi de arttırabiliriz. Seher Hanım bir de şu çok önemli. Yani her şey bir yana bu koyunu beslemek, gütmek, güdüm çok iyi, çoban. Hı hı. Yani siz mesela çoban kızsınız. Adınız. Evet. Yani bu da buna derler ki eskilerimiz tarlaya saban, koyuna çoban. Evet. Bu önemli. Bu sopayı çok sağlam tutacaksın. Bizim kendi meramızda.
Hani bu sopayı hakkını vereceksin yani. Güdümünü çok iyi yapacaksın, bileceksin. Hı hı. Koyunu çevirmesini, çağırmasını. Ben bu koyunu mesela her yere giriyorum, çıkıyorum. Ama neden? Beni sevdikleri için. Ben bunları doyurduğum için, baktığım için. Ama bilmeyen bu işi yapamıyor. Meraya çıkmadan önce yemleme yapıyor musunuz? Şöyle, eğer kıra yoksa, günler uzunsa, ot varsa yapmıyorum. Çünkü evet. Kanların doyuruyor. Sadece yeşilden yararlansın diyorsunuz. O yazın ama eğer havalar soğuksa tabii ki yemini veriyoruz. Kesinlikle evet. Eksik etmiyoruz yani. Nisan'dan sonra, Nisan ayından sonra koyunlarımızı meraya çıkarıyoruz. Evet. Bir daha sürekli kışa kadar yemi kesiyoruz. Kasım gibi yeme başlıyoruz. O şekilde devam ettiriyoruz evet. Hayvancılığımızı. Kuzularınızda hiç zayiat ettiğiniz oluyor mu doğumlar esnasında? Yani olan yerde oluyor çünkü. Evet evet. Hiç zayiat etmiyorum diye. Bu sene fazla olmadı ama oldu. Geçen ikiz koyunum yavruladı. Kuzularımız tersmiş. Evet. Doğum yapamadı mı? Doğum yapamadı. Biz şöyle koyunu el atmak istemedik. Yani müdahale etmek istemedik. Birkaç gün bekledik. Ama yanlış yapmıştık. Kuzular koyunun karnında şişmiş ve ölmüş. Sonra biz müdahale ettik. Kuzuları aldık. Ama tabii ki kuzularımızı ölü halde aldık. Sonra koyunumuzu da kurtaramadık. Koyun çok üzüldü. Zehirleme yapmıştır. Zehirleme yapmış. Şişmiş. Tabii ki tabii ki. Öldükten sonra içeride şişer ve zehirlemeye gider. Mutlaka. Kuzuların evet. Altında koyun bitti. Sonra şey yaptık. Kuzumuzu kuzuları ölü aldıktan sonra koyunu kurtaramadık. Koyunumuzu da kestik. Ve koyunumuz 40 kilo geldi. İyi koyunlarımızdandı. Evet. Hani ikiz yapmasına rağmen çok iyi koyunlarımızdandı. Hani öyle bir zayiatımız oldu. Fazla da olmadı. Yani bakımımız çok iyi. Eğer koyun yavrulayacaksa biz nöbetteyiz. Aynı askerimiz nasıl nöbetteyse biz de öyle yani. Evet. Babamla ya da abimle vardiyalı. Diyoruz ki şu saatte sen kalkacaksın. Bu saatte ben kalkacağım. Evet. Ona göre kuzularımızı kurtarıyoruz aslında yani. Aslında küçükbaş hayvancılığı, meraya da var hayvancılık ama üzerinde 7 gün 24 saat ilgilenmek zorundasınız. Mutlaka, mutlaka. En çok da zaten doğumlar esnasında. Bir de kuzu mutlaka. Büyütme dönemi, koyunların doğumlarındaki yavrulama dönemi en zor dönem. Mutlaka. Şimdi Seher Hanım şöyle bir şey var. En zor dönem. Ben meraya gittiysem abim evde koyunlara bakıyor. Yani evet. Onun içinden çıkmıyor yani. Samanını, aşısını, şusunu, busunu. Gelecek ben hayvanlara de... hazırlık yok. Meradan gelecek hayvana hazırlık yapıyorum. Evet. Ona göre bir daha tedbirimizi sonra alıyoruz. Sonra ben de meradan geldiğimde yani sadece sopayı bırakıyorum. Zaten yorgun geliyorum. Evet. Dağ taş geziyorum doyurmak için. Yani hakkını veriyorum şimdi açıkçası. Evet. O yüzden böyle çok iyi oluyor. Ama şöyle bir şey de var. Bu hayvancılık tek kişinin işi değil. Yardımlaşmalı ille buna bir kişi olacak. Evet. Mutlaka çünkü... Evde bırakıyorsun, günler uzun oluyor, meraya gidiyoruz, gelemiyoruz, hayvan kalaba, doyuramıyoruz. Kuzları meraya götürüyor musunuz, evde mi kalıyorlar damlarda? Eğer 3 aylık oldularsa besiye bıraktıysam onları salmıyorum Seher Hanım. Ama eğer 1 aylıksa ot da varsa salıyorum. Evet. Bu kuzularımı salacağım mesela. Bu içeride var mesela benim kuzulu koyunlarım içeride, onları salacağım. Hı hı. Ama eğer kuzu besini aldıysa onu salmıyorum, eritmiyorum. Çünkü kuzu besini almış, 20 kilo almış. Ben onu neden bir daha salayım eriteyim ki? Evet. Biliyorsunuz yeşil ot eritiyor. Ana kuzuyu eritiyor. Evet. Yeşil otun %90'ı su zaten. Tabii ki. O yüzden hayvanı su gibi yapıyor. Ama yeşilden de hayvanın yoksul kalmaması gel, lazım. Gel, gel. Bakın bak mesela koyun. Yeks, gel gel. Evet maşallah. Dediğim gibi yani koyun benim sesime bakar. Ama hayvanlarınız temiz bak çok güzel maşallah. Allah yeteri kadar bereketinizi arttırsın. Gönlünüzü daim etsin. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Seher Hanım. Bir de hayvan üzerine ilgi alakanın olduğu belli oluyor. Ablam da öyle. Ne tarafa yöne dönse o tarafa dönüyorlar. Değil mi? Aynen. Bırakmazlar. Alışkın oldukları için. Seher Hanım şöyle bir şey var. Biz kırda bazen uzun günlerde çanta götürüyoruz. Kendimize yiyecek, içecek, çay, şu bu. Erzak koyuyor. Ben ateş yakıyorum. Koyunlar benim üstüme geliyor. Hani yayılmayı bırakıp hani beni kaybetmiyorlar. O evet. Kadar benimsemişler bizi. Evet. Hani eğer ilgi alaka olmasa ne yapar seni dinlemez. Aç olsa çeker gider mesela. Evet. Hani bu hayvanlar öyle değil. İlgi alaka çok olduğundan hani çobanın başından ayrılmıyor. Kaçmıyor. Hayvanlarınızda başka böyle hastalıklarla karşılaştıklarınız oluyor mu Hüseyin Bey? Şöyle bir ayımız var bizim. Haziran ayı. Kılçan denilen bir hastalık var. Sıcaklar çok bastırdığından eğer güneşte kalırsa bu hayvan kılçan oluyor. O da çok kötü bir hastalık. Onun biz kılçanın tıptaki adı. Babesiyala, kan protozonların yani kan parazitlerinin yaptığı bir hastalık. Onlar parazitlerden dolayı oluyor. Doğrudur Seher Hanım. Evet, o kırçanla çok karşılaşan üreticilerimiz var.
Bir de kuzu ishalleri ile ilgili sormuşlar. Siz ishal görüyor musunuz kuzularınızda? Seher Hanım maşallah o ishalimiz yok. Bizim damımız, sayamız bu ishal pirket yiyor. Bizde o yok. Sıvıyoruz biz. Enfeksiyon ediyor musunuz hayvanlarınızı? Mutlaka. Evet. Senede iki defa. Evet. O konularda çok şeyliyiz yani. Olmazsa olmazımız. Gübreyi peki nasıl çıkarıyorsunuz, yapıyorsunuz? Gübreyi mini kepçeyle çıkarıyoruz. Geliyor saatli. Çıkarıyor. Hani 3-4 saatte bizim buradan gübremizi alıyor götürüyor. Gübreyi çıkardıktan sonra damları dezenfeksiyon yapıyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Kireçimizi atıyoruz. Ne bileyim sıvıyoruz. Yani kendi evimiz gibi yani buraya da onun kadar özen gösteriyoruz. Üreticilerimiz yazıyorlar. Seher Hanım ishallerle çok karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Diye. Siz şimdi sözünüzü bazı tekrar kestim ya. Buyurun, kırçan yani. Diye. O kan parazitleri kuzularda ishale de sebebiyet veriyor. Biz ona koksidiyosis diyoruz üniversitede, okulda. O bakın benim böyle bir sizin şu alacalı koyunum gibi bir koyunum vardı. Yani dişi kuzuydu küçükken. 40 gün boyunca ishali durmadı. Allah Allah. 40 gün boyunca ishal devam ediyor. Ne yaptıysak durduramadık. Her şey yapılıyor. Ondan sonrasında hocamız dedi ki parazitlerden dolayı bir ağızdan içilen ilaç verdi, anında kesme oldu. Yani kesildi. İshal bitti. Ne İshal güzel, durumu. Ne güzel. İşte bu kırçağın dediğimizde ondan oluyor. Üreticilerimizin bunu göz ardı etmemesi gerekiyor Hüseyin Bey. Tabii ki. Bir de üreticilerimiz şunu sormuş. Onu da altına çizmek istiyorum. Buyurun. Kazöz lanfedenitis. Yalancı veren diğer adı. Yani tıptaki adı cırt. Halkta dilindeki adı cırtlak. Evet. Tıptaki adı da kazöz lanfedenitis. Pusulü tüberkülosis. Yani yalancı veren. Evet. Dediğimiz olayla karşılaşmışlar. Eğer bunlar varsa damların dezenfeksiyonu şart. Mutlaka. Bir ikincisi cırtlaklı hayvanlarımız varsa onların hapselerini ağır içerisinde değil dışarıda ellerimizi hijyenik olarak yapacağız. Yani bir eldiven geçireceğiz mutlaka, çünkü insanlar mutlaka. Öyle bulaşabiliyor. Mutlaka mutlaka. Onları dezenfeksiyon edeceğiz ve onun sağlıklığı yok. Damızlıkta asla da kullanılmaz. Bu erkek veya dişi olsun hayvanlar asla damızlıkta kullanılmaz. Evet. Onlar çünkü lif yumrularına koronabakterim, irin bakterileri yerleşiyor. Yerleştiği yerlerde apseleşmeye sebebiyet veriyor. Evet. Damlası yere düşse damı kazısanız arındıramazsınız. Tabii, bir daha hep... Bunu da üretici diyorum yazmış bana Muğla'dan. Her yere bulaştı. Seher Hanım arındıramıyorum. Bunu da bu şekilde yapsınlar. Bir ikincisi de eğer hayvanlarınızın sağlığımızı düşünüyorsak, kendi sağlığımızı nasıl düşünüyorsak mutlaka. Hayvanlarımızın da atlıkların temiz olmasına gayret göstereceğiz. Dezenfektanımı yapacağız. Yapacağız. Aşılarımızı yapacağız. Zamanında iğnelerimizi yapacağız. İğne, tabii ki, tabii, kesinlikle. Tabii. Hani ben bunu olursa olur, olmazsa olmaz asla demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Kendi gıdamızı, ilgimizi nasıl düşünüyorsak, tatlısıyla tuzlusuysa. Bunlar her şeyin puf puf yatakları tabii. Bunları da böyle düşüneceğiz Hüseyin Bey. Çünkü bunlar da bir canlı. Siz bu hayvancılıkla ilgili ileri seviyede var mı düşüncelerinizi alalım ve programımızı kapatışını yapalım. Buyurun. Vallahi hayvancılıkla Seher Hanım... Ben yani genç çiftçiyim gördüğünüz gibi. Evet. Bu işi severek yapıyorum. Hı hı. Hani 10 yaşından beri bu işe gönül vermişim. Evet. Hani bu işi bırakamıyorum. Sattım yani bir ay geçmeden geri aldım. Sattık geri aldık yani hep geri döndük bu işe. Meraktan. Evet. Bırakamadınız. Bırakamıyoruz evet. Hayvanlarımızı. Peki devlet yetkililerinden talepleriniz var mı? Yani ne olsun bu hayvancılık idaresi bir yere gelsin. Ya ne olsun. Biz kazanalım. Bu hayvancılık üreticiler bizim, kazansın. Bizim gibi sevsinler. Sevsinler ki bize ona göre davransınlar, bilsinler bizim şartlarımızı. Evet. Mesela küpe desteği veriyorlar bize, onun yarısını kesiyorlar. Hani şuraya, vergiye, oya, buraya. Ben isterim ki hepsini versinler bu çiftçiye. Evet. Çiftçi de ona göre bir açığını, yem açığını kapasın. Hani ben bu işe biraz gönül versinler isterim. Evet. Destek versinler. Meralarımız mesela ekiliyor, onlara müdahale etsinler. Korusunlar meralarımızı. Biz bu hayvanı çünkü meracıyla dayım olduğu için evet. Koruması lazım. O yüzden ben yetkililere rica ediyorum. Gelsinler bizle konuşsunlar, itibarı geçsinler. Evet. Teşekkür ederim Seher Hanım. Sağ olun. Rabbim herkese zayiatsız iyi kazanç sağlayan mutlaka. Bir üretim nasip etsin. Amin. İnşallah. Sizlere de, bizlere de. Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, bugün Bursa'nın İnegöl ilçesinin Süpürtü mahallesinden programımızı gerçekleştirdi. Bugün iki kardeş diyelim. Ortaklar ama kardeşten de evet, öte. Evet, evet. Erdem Bey ve Hüseyin Bey ile programımızı yaptık.
genç olmalarına rağmen içlerinden gelen meslek aşkıyla evet. bu işi yapıyorlar. İnşallah böyle genç abilerimizin, kardeşlerimizin sayısı çoğalsın Rabbim. Amin inşallah. Tekrar bizi izlediğiniz için, bizi devamlı sorularınızla bize ulaştığınız için de izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kuzu ishalarını bir dahaki programımızda tekrardan ayrıca bahsedeceğiz. Çünkü çok şekilli. Çiftçi TV'de kalın, bizde kalın diyoruz.